arkadaşlar, ben Ata. Bugün yanımızda Ali arkadaşımız var. Ali arkadaşımızla oturup kahvemizi içtik. Şimdi başlıkta da gördüğünüz gibi arkadaşımızla okuduğu üniversite ve bölümle alakalı merak edebileceğiniz sorular hakkında sohbet edeceğiz. Bize birazcık kendinden bahseder misin Ali? Benim adım Ali Omay, Ankaralıyım. Şu an Milano'da Istituto Europa di Design, IET kısaca, üniversitesinde okuyorum. Ürün tasarımı bölümündeyim. Birinci sınıfım. 4 aydır Milano'da yaşıyorum şu an. Hı hı. Gayet de memnunum açıkçası. Başvuru süreci nasıldı? Başka okullara da başvurmuş muydun? Benim dalım yani tasarım, mimari veya da grafik tasarım bölümlerinde başvuru süreci genellikle tüm ülkelerde aynı. Bir portfolyo hazırlamamız gerekiyordu. Bu portfolyo birkaç sayfa, 7-8 tane farklı sanat eserleri de olabilir. Kriterler ülkelere ve okullara göre çok değişiyor ama genellikle bir portfolyo hazırladım. Bunu okula gönderdim ve kabulü aldım. Başka okullara evet başvurdum. Farklı ülkelerde, İtalya içinde farklı okullara da başvurdum. İngiltere'de okullara başvurdum, Hollanda'da okullara başvurdum. Ama sonunda İtalya'yı seçtim. Evet, diğer sorumuz. Okulun burs imkanları var mı ve bu burs imkanlarından faydalanıyor musun? Evet, burs imkanlarını sağlıyor. Ben de bu imkanlardan yararlanıyorum. Bu burs alabilmek için bir yarışma düzenliyorlar. Genellikle tasarım, grafik tasarım dallarından bir tane proje veriyorlar. Siz kendi dalınız neyse ona göre bir proje hazırlıyorsunuz. Hı hı. Bu projeyi gönderiyorsunuz. Sonra okul size geri dönüm yapıyor. Kazandınız ya da kazanmadınız diye. Hı hı. Diğer sorumuz, Milano'ya adapte olmakta zorlandın mı? Tabii ki de ilk geldiğimde çok yabancı geldiği için sıkıntı çekmedim değil. Ama Pisa'dan elemanlar bana yardım etti. O yüzden çok da zorluk çekmedim. Zaten dolaşa dolaşa her yeri rahatlıkla öğreniyorum. Çünkü çok da büyük bir şehir değil açıkçası. Ve transport açısından, ulaşım açısından çok rahat bir şehir. Evet. Peki İtalya'daki eğitim sistemine alışmakta zorlandın mı? Sana tuhaf geldi mi? Mesela okumak isteyen arkadaşlarımız için Türkiye'deki eğitimle arasındaki farkını anlatabilir misin? Not sistemi bizi bir kere çok farklı. Çünkü 30 üzerinden notlandırılıyoruz. Minimal grade not 18 olmakta. Geçme notu. Geçme notu 18. Onun dışında açıkçası çok da böyle dramatik bir fark görmedim. Sonuçta derslerimize giriyoruz, sınavlardan geçiyoruz, devam ediyoruz. Ki buraya ilk geldiğinde buradaki en önemli işlemlerden birkaç tanesi olan oturma izni gibi resmi işlemlerde bir sorun ile karşılaştın mı? Normalde bu sıkıntılı bir iş çünkü bu doldurmamız gereken form İtalyanca ve İtalyanca yani bilmiyorum. Form yani karışık bir form. Ama sağ olsunlar Pisa'dan Ata ve Eda bana çok yardımcı oldular ve yani bu işi aslında çok rahat bir şekilde halledebildim. Peki bölümün %100 İngilizce mi? Okulu bölümünü bitirirken vermen gereken bir İtalyanca belgesi var mı? Ve profesörlerin İngilizce seviyeleri hakkında neler söyleyebilirsin? Okul birçok bölümde neredeyse tamamında İngilizce eğitim veriyor. Fakat bu şey anlamına gelmiyor. Full İngilizce değil çünkü 3. yılın sonunda yani bitirmek için Avrupa Birliği dillerinden bir tane B2 sertifikası vermemiz zorunlu. Yoksa İtalyanca olmak zorunda değil. İtalyanca olmayabilir. Fransızca yani herhangi bir Avrupa Birliği dili olabilir. Ama B2 sertifikası olmak zorunda ya da mezun olamıyorsunuz. Hocaların İngilizceleri yeterli. Gayet iyi. Yani aksanları tabii ki de İtalyan aksanı. Ama yeterince iyi İngilizce konuşuyorlar ve hiç sıkıntı çekmedim şu ana kadar. Anladım. Öğrenci kitlesi zaten çok çok international. Bir ton öğrenci, yabancı öğrenci, her yerden öğrenci geliyor. Farklı kıtalardan. Çok özür diliyorum. Mesela sınıflarınız kaç kişilik? Bizim sınıfımız 24 kişi. Çok da fazla değil ama genellikle sınıflar böyle 15 artı kadar insan oluyor. Evet, okula ilk geldiğin zaman peki bir yeni öğrenciler arasında kaynaşma etkinliği oldu mu? Veya İtalyanlar haricinde uluslararası öğrenci etkinlikleri ne sıklıkla oluyor? Okulunda kulüpler var mı? Bunlar hakkında bilgi verebilir misin? Birinci sınıflar için
böyle 3. ya da 2. sınıftan öğrenciler okulun yardımıyla aktiviteler yapıyor. Aynı zamanda sırf öğrencilerin bir asosiyasyon var. NABA okulu ve bizim okulumuz İED okulu birleşip öğrenciler için birçok aktivite yapıyor. Fakat pandemi sonucu dönemlerinde işte çok fazla yapamadılar. Ama yine de öğrencileri kaynaştırmak için aktivite yaptılar birkaç tane. Ve hala yapmaya da devam ediyorlar. Ama pandemi şartlarından dolayı sıklıkla yapılamıyor. Pandemi şartlarından dolayı bu kadar az oldu. Evet, ama normalde benim daha önce duyduklarımda bayağı aktivite yapıyorlar aslında. Anladım. Milano için çok merak edilen sorulardan birisi. Yurtta mı kalıyorsun yoksa kendini ev mi tuttun? Ya şimdi daha önce bahsettiğim zamanlarda Milano'nun çok küçük bir şehir olduğunu söyledim. O yüzden çok yer yok. O yüzden genellikle böyle farklı ülkelerdeki okullar gibi yurt yurt çok da yok. Bir yani genellikle çoğu insan evlerde kalıyor, küçük evlerde ya da birkaç kişi toplanıp bir ev tutuyor büyük. Yurtlar var ama ben açıkçası kendim bir ev tutmak istedim. Küçük bir evim var, onda kalıyorum. Aslında kişisel olarak çok büyük bir fark görmüyorum. Yani yurtta insan yani sosyalleşme biraz daha fazla çünkü bir ton insan kalıyor. Ama sonuçta yani benim arkadaşlarım var, sınıf arkadaşlarım. Birkaç sokak ötede oturuyorlar. Çünkü cidden yani uzakta otursa bile maksimum 5 kilometre uzakta ve toplu taşımayla rahatlıkla gidebiliyoruz. Yani her yerde süpermarket var, her yerde kırtasiyeler var yani. Yani o yüzden evde kalmak ve yurt tutmanın tek farkı açıkçası fiyat olduğunu düşünüyorum ben. Çok merak edilen sorulardan bir tanesi daha. Genel aylık harcamalarını nasıl değerlendirirsin? Milano için, kira için, yaşam için. Ya kiradan başlayayım. Şehir merkezinde yaşarsanız fiyatlar doğal olarak artıyor. Çünkü Milano Avrupa'da da sayılı pahalı şehirlerden bir tanesi. O yüzden şehir merkezi taraflarında yaşarsanız pahalı oluyor. Çünkü Milano 3 zona ayrılıyor. Yani bir Milano 1, Milano 2, Milano 3 diye. Milano 1'de yaşarsanız fiyatlar yükseliyor. Yani ne kadar evler küçük olsa bile yine de bir fazla olabiliyor ama... Peki sence Milano'nun bir tık daha dışarısında yaşamak, Milano 2'de yaşamak bir sorun yaratıyor mu? Açıkçası hiçbir sorun olduğunu düşünmüyorum çünkü yine toplu taşıma çok iyi bir konumda. Şehrin diğer öbür ucuna hemen rahatla gidebiliyorsunuz. Yani ucunda yaşasanız daha güzel bir evde ucuza yaşamış olacaksınız ama yine de her yere rahatlıkla gidebileceksiniz. Diğer masraflar alışveriş, ev alışverişi. Ben tasarım okuduğum için işte kırtasiye malzeme harcamalarım da oluyor. Farklı yerlerde öğrenci dostu olan, öğrencilere indirim yapan kırtasiyeler oluyor. Bu alışveriş için birçok farklı marka var, daha ucuz olan. Bu üyelik kartları alabiliyorsunuz. Onlar bir tık indirim yapıyor size. Ama yani harcamaları dengede tutmak için olabildiğince evde yemek yapmak, dışarıda çok yememek, kırtasiye malzemelerini daha araştırıp bulmak gerekiyor. Yani düzgün bir bütçe. Ama bu zaten aslında bence yaşadıkça kendi kendine yerine oturan bir olay olacak. Yani insanların çok korkması gerek yok. Son sorumuz. Okuduğun üniversite ve okuduğun bölümü şu ana kadarki deneyimlerine göre değerlendirebilir misin? İED zor bir okul. Zor dediğim hayatta geçemezsiniz, zaten kalacaksınız değil. Yani tasarım bölümleri çok zaman harcayan bir bölüm. Habire iş olacak. Öğretmenleriniz habire size iş verecek. Farklı farklı projeleriniz olacak. Ama yani bu farklı farklı projelerin sonunda cidden çok iyi özellikler kapıyorsunuz. Yani benim şu anda modelleme yapabiliyorum. Yani 4. ayım. Ve modelleme yapabiliyorum. Dijital Photoshop, Illustrator, InDesign gibi şeylere hakimim. Ve yani daha bir ton özellik katıyor. Öğretmenlerle aranızı iyi tutarsanız işiniz daha kolay oluyor. Yani illaki bu evrensel bir konsept. Bonus olarak senin bölümünü, senin okulunu isteyen arkadaşlarımız için verebileceğin öneriler var mı? Başvuru sürecindeki arkadaşlara portfolyonuzu iyi hazırlayın derim. Ve burs yarışmasına ne olursa katılın bence. Çünkü bir ön deneyim kazandırıyor proje hazırlamak açıkçası. Ben çok eğlendim proje sürecinde. Okulu kazanmış ve şu anda okula gelecek arkadaşlar için ev bulun gelmeden önce mutlaka. PISA'dan arkadaşlar bana yardım etti o konuda. O konuda çok rahat etti. Ve açıkçası bence İtalyanca öğrenmeye başlayın. Evet. İYİT Üniversitesi'nde tasarım bölümünde okuyan Ali arkadaşımızla bir söyleşi, bir sohbet yaptık. Umarım ihtiyacınız olan aklınızdaki soruları cevaplayabilmişizdir. Aynı zamanda ben izninle istersen
bu videonun altına Instagram'ını bırakmak istiyorum. Belki tabii ki de yardım etmekten. Arkadaşlarımız soru sormak tabii isteyebilirler seninle. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bizimle İtalya tamamla lisansı, yurt dışı eğitim kaçırma şansı. Üniversite master eğitim bizde, pisoedu.com hizmetinizde. Abone ol sen de pisoedukasyonu eğitim fırsat bilgilendirme. Üniversite kayıt eğitim vizesi İtalya'da karşılanır bak hepsi.